evde kurutacağız. Evde kurumazsa tadı gider güneşte. Pişiriyoruz. Bol tuz katıyoruz. Kat yoğurdun içine ekliyoruz. Mayasında ayrıca ekşi yoğurtla maya yapıyoruz. Mayayı nasıl yapıyorsun? Mayayı yoğurdu ekşi diyoruz. O ekşi yoğurdun içine biraz un koyuyoruz. Ay, tuz da kayıp kuyutan da olur, kuyumasan da olur mayasını. Bunu mayalandıktan sonra bu maya oluyor. Tarhanayı yumururken katıyoruz içine. Ekşimesini bekliyoruz. Ekşimesini bekliyoruz. Ekşimeyince olmaz. Bir kez de ekşir. Bundan sonra varıyoruz. Yumuruyoruz. Bir hafta bekletiyoruz. Tarhanayı. Daha fazla beklesin dersen bir hafta. Az beklesin dersen 5 gün, 3 gün. Ondan sonra döküyoruz güneşe. Güneş de bekliyor biraz geçmeyi. O devamlı elimizle onu ufaklıyoruz tarhanayı. Başından kalkmazsan çok geçer. Bunu getiriyoruz eve, evde geçiriyoruz. Çok zahmetli bir tarhana herhalde. Çevirine. Evet, çok çilesi var. Yapmayınca da olmuyor. Alışkanlık anamızdan, atamızdan bunu gördük. Bunu yiyoruz, içiyoruz.
Yapıyoruz işte. Ne bileyim, lezzetli oluyor, güzel oluyor. Bizim lezzeti var, yemeği var, tadı var, sevgisi var. Neşe var, sevinç evet. var, mutluluk var. Evet. Daha ne olsun? Kadar çok yumurursan lezzetli olur. Kıvamı böyle olur. Çok cıv yapmayacağım. Cürü. Çok taş gibi katı da yapmayacağım. Böyle iyi işte. Afiyet olsun. Güle güle yiyin. Ellerinize sağlık. Karnına kokuyor. Çok güzel kokuyor. Yoğurdumuzu süzdürdük, tarhanamızı, unumuzu eledik, tuzumuzu kattık, domatesimizi, kırmızı biberimizi kattık, yoğurduk, bir hafta bekledi, mayalandı. Mayalandıktan sonra güneşe dökeceğiz. Güneşte bunu kurutacağız. Geçmeli oldu muydu eve alacağız. Evde geçireceğiz bunu. Evde kurutacağız. Evde kurumazsa tadı gider güneşte. Bu püf noktası mı o? Evde kurutmak. Evet. Lezzet gider, tadı gider, ferri kalmaz. Gölgede olması lazım. Gölgede olması lazım. Mis gibi koktu. Duydun mu? Evet. Şifa. Gerçekten pek güzel koktu. Bana bilmeyen sıra koktu. Evet, çok güzel koktu. Şimdi bunları küçük küçük mü? Ufak ufak parçalayacağız. Devamlı ufaklayacağız başında. Ne kadar parça olacak? Şöyle küçük küçük el gibi koyacağız işte şöyle ufak ufak. Şu kadar mı olacak? Hı. Azıcık ufak. Küçük küçük güneşe dökülüp kurumasını bekliyoruz. Daha sonra elekten geçirilecek. Yüzü kuruyan tarhanalar arkasını çevirerek tekrar kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra elimizle ufalayacağız. Artık güneşten aldık herhalde, değil mi Mürvet Hanım? Evet, aldık. Ufalıyoruz. Taraftan kendinden geçiriyor. Evet. Eve sereceğiz. Üstüne toz kaçmasın diye bir tül perde örteceğiz. Evde kuruyacak bir hafta 10 gün. Güneşte kurumazsa tadı
kurursak da gider. Feri kalmaz. İşte kurursak da gider evet. Evde kuruyacak. Elimin lezzeti, tadı, sevgisi hepsi var içinde.